Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün NX CAM'de NX 12 sürümünde eklenen guiding curve operasyonunun detaylarına bakacağız. Hem 3 eksen hem de 5 eksen olarak kullanılabilen bu pratik operasyonu parçalarımızı işlerken nasıl kullanabileceğimize bakacağız. Öncelikle şu şekilde bir takımımız var. Parçamızın boyutlarına uygun. Gördüğümüz gibi parçamızda da delikler de var yüzeylerimizin üstünde. Bunları modelde doğrudan kapatmadan, yani delikleri kaldırmadan ki kaldırmak da oldukça basittir NX'te gördüğümüz delete face unsuruyla bir tanesini örneğini şöyle tıkladığımız tıkladığımız zaman rahatlıkla kapatabiliriz. Ama sonra bu delikleri e, matkaplarla delmek için bu deliklerin olduğu haline de ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla ben şu an delikleri bu şekilde kapatmak yerine farklı bir komut kullanarak öncelikle deliği yüzey olarak nasıl kapattığımızı göstereceğim. Patch Openings diye bir komutumuz var. Buradaki Find ile de bunu bulabiliriz. Patch Openings. Şöyle yapalım. Mesela yüzey kapatacağız. Tanjant olarak algıla diyorum. Bu yüzeylerdekileri ve bu yüzeylerdekileri dedim. Ve dikdörtgen içine şöyle alabiliriz şuradan lasso yerine rectangle diyorum ve dikdörtgen içine aldığımda gördüğümüz gibi sadece bu hariç şunları kapatacak ve yüzey olarak kapatacak. Gördüğümüz gibi artık buralar kapatıldı. Şimdi devam ediyoruz. Geometri seçimimizi yapacağız. Daha doğrusu yapmıştık daha önceden parça geometrisi olarak bunu verdik. Kütük geometrisi olarak da 0.2 mm offsetli halini, paylı halini verdik. Gördüğünüz gibi bu yüzeyleri part geometriye tanıtmadık. Şimdi önce 3 eksen olarak guiding curves operasyonunu nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Mil konturun içinde burada fix axis guiding curves operasyonumuz var. Herhangi bir yerde insert operation ile veya burada manufacturing'in altında gördüğüm yerde şurada Create Operation menüsünden buna ulaşabilirim. Buradan gidelim. Guiding Curves operasyonu, Program, Workpiece, Tanıttığım Workpiece, Finish. Takımımı da bir buçukluk küre olarak seçtim. Şimdi Guiding Curves operasyonu için bir kat araya belirteceğim. Kat arayayı da şöyle verelim. Tanjant yüzeyler dedim ve tüm bu yüzeyleri vermek istedim. Daha sonra bu gördüğüm yüzeyleri de buna ekliyorum. Yani, Guiding Curve operasyonundaki yüzey seçiminde bu katıya ait olmayan yüzeyleri de, yani Workpiece olarak tanıttığımız katıya ait olmayan yüzeyleri de tanıtabiliyoruz. Bu operasyonumuzun özelliklerinden bir tanesi bu. Guiding Curve operasyonuna gidiyorum. İstediğim şey şu: Constant Offset sabit bir eğriyi belli bir offsetle ilerleterek takım yolu yapılabilir. Morphing yapacağım. Seçtim üst konturu. Daha sonra alt konturu seçtim. İki kontur içinde buradan bakıyorum. Şu an bu arada guide 1, guide 2 yapmam lazımdı. Guide 2 için add new set diyorum ve buradan seçiyorum. Şu an iki tane guide'ım var. Şu konturdan bu kontura morph yapacak. Bu komutun özelliklerinden biri de bu konturu seçerken bu parçadaki gibi muntazam değilse yani buradaki eğri ucu böyle gelip tam buna bitişmeyip biraz havada kalıp burada da havada kalıyorsa Guiding Curse bize o arayı bridge atarak doldurmasını sağlıyor ve yine elimizden gelen en iyi takım yolunu oluşturmayı sağlıyor. Şimdi devam ediyorum. Morphing yapacak bu iki guide arasında nereden başlayacak? Guide 1'den başla. Yani Guide 1 olarak tanıttığım bu. Buradan buraya doğru gelecek. Zigzag konturu dönüp aşağı inip tekrar ters yönde ters yönde gidecek veya zig yapabilirim veya helisel yani buradan başlayıp aşağıya dönebilirim. Helisel yap diyorum. Helisel dediğimizde kesinlikle şunu kullanın. Boat diyoruz. Başladığı kontur ve bittiği kontur arasında spiral dönerken başta ve sonda bir tam tur atmasını sağlayacak. Burada 0.25 diyorum. Step overımız constant olacak, pet smoothing de yapıyoruz, keskin köşe olsun istemiyorum takım yolunda. Şu an başka hiçbir şey seçmedim ve generate diyorum. Takım yolumuzu hesaplayacak. Takım yolumuz hesaplandı. Şimdi ne yapıyor? Bu parçada bu konturdan bu kontura bir geçiş yapıyor. Dolayısıyla bu geçişi yaparken buradaki radiusla buradaki radius farklı olduğu için parçada şu şuradan şuraya yavaşça şöyle bir geçiş sağlıyor. Şimdi buradaki geçişi daha düzgün hale getirmek için ben gidip bu iki kör iki guide arasında şuraya da bir ara ek bir guide tanımlayabilirim. Gidiyorum. Birinci guide'dan sonra geliyorum. Radyusun bittiği yeri seçiyorum. Dolayısıyla buradan buraya gelecek ve buradan buraya morph yapacak. Üç tane guide'ım var. Generate diyorum. devam ediyor. Gördüğümüz gibi bir de deliklerimizi de kapalı olarak işledik. Eskiden bu tip bir şey yapmak istiyorsak WordPiece'e de bu yüzeyleri tanıtmamız gerekirdi. Fakat şu anda böyle bir ihtiyacımız yok. Gördüğümüz gibi hızlı ve pratik bir biçimde yukarıdan aşağıya tabanı da işleyecek şekilde tabanda da bakın bu konturdan bu kontura dönen bir yapı var. İstersen ben buna şuradan şu gayda e da ekleyip kesilecek yüzeyler olarak da bunu verip devam edebilirim. Ve helisel bir dönüş yapıyor. Yani şöyle baktığımda takım yoluma buradan dönerek arada herhangi bir yerde yana kayma yok. Gördüğümüz gibi spiral bir takım yolu buradan başlayıp aşağıya kadar devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu gördüğümüz gibi 3 eksen. 3 eksen bir takım yolu. Guiding curves'ı 3 eksende nasıl kullanacağımızı gördük. Şimdi tezgahımızın 5 eksen simültene çalışabilecek bir tezgah olduğunu düşünelim. Guiding curves operasyonunun içine eklenen burada tilt and retract yapabileceğimiz avoidance yani çarpma kontrolü ve eksen e, geçişleri. Şimdi nan yaptığım zaman önce bizim şu takım yolumuza bir bakalım. Şuradan select tool peti açtığım zaman şunu görebilirim. Bakın burada parçamıza tutucumuzun arkası değiyor. Şu an burada da parçamızın içine çok hafif giriyor. Şimdi burada aslında yapabileceğimiz şeyler ne? Buradan gidelim. Avoidance'ta report collisions diyebilirim. Bakın, takım yolunu daha hesaplar hesaplamaz bana çarpmaları gösterdi. Doğrudan takımı da ben nereye koyduğum zaman çarpma olduğunu ve sadece çarpma olan takım yollarını göster. Display all değil, findings yani sıkıntı yaratan yerleri bir hamlede görebiliyorum. Şuralardan itibaren tutucum çarpmaya başlıyor. Şimdi simültene 5 eksen bir tezgahımız olduğunda bu takım yolu böyle 3 eksen gibi gelsin ama buralarda sadece tutucuyu çarpmadan kendini kurtarsın isteyebilirim. Buradan çıkıyorum ve şu an takım yolumu report collisions demiştik. Tilt ve retract yapıyorum. Şimdi burada tilt yaparken maksimum minimum açılarımı belirleyeceğim. Tilt etmeyi yani takımı yana yatırmayı tercih et diyorum. Maksimum tilt açılarını buradan verebilirim. Yaklaşık işte 40 derece maksimum yat diyorum. Çok fazla orada ihtiyacımız olmayacak ama burada da bulduğun açıdan da bir derece daha fazla yatırmasını söyleyebilirim. Noktadan noktaya yani takım yolundan takım yoluna geçişte Maksimum ne kadar yatsın Bir hamlede maksimum ne kadar yatsın Nokta 5 derece yatsın diyorum Eğer daha fazla yatması gerekiyorsa Oraya ekstra nokta koyuyor Tutucuma ne kadar ek e, Güvenlik payı vereceğim 1 milimetre tutucuya Takımın Arkasına Şaftına ve tutucusuna Ayrı ayrı verebiliyorum Tezgahımın da ekseni ana eksenini veriyorum. Mesela tablodan tabloya olan bir tezgahta z ekseni olarak bunu vermek doğru olacak. Burada OK diyorum ve tekrar generate diyorum. Şimdi yaptığı şey aslında takım yolunu yeniden hesaplamak ve tilt vermek olacak. Takım yolunu önce hesapladı. Şimdi de tilt etmesini sağlayacak. Yani önce hesaplanan takım yolu çarpan takım yolu idi. Şu an çarpmayacak şekilde tilt yapacağı ve tilt için verdiğiniz açı diyelim ki maksimum 10 derece yat dediniz takımı yatırırken. 10 dereceden daha fazla yatması gerekiyorsa retract yani çıkma. Oraya takım yolu çıkartmayacak ve geri kaçıracak. Yani neden tilt slash retract olduğunu buradan anlayabiliriz. Tilt ve retract yaparak çarpışmadan kaç avoid avoidance olarak bunları düşünebiliriz. Evet, şimdi hesaplamaya devam ediyor. Tabii ki normal bir üç eksen hesaplamasından daha uzun sürmesi e, olağan. Çünkü burada her noktada takım yatacak şekilde evet, takım yolumuzu düzenledi. Şu anda herhangi bir takım yolumuzda problem yok. Buradan normal motion type'a getiriyorum. Verify diyoruz. Şimdi burada öncelikle 3 eksen şeklinde işlemeye başlıyor. Fakat ne yapmaya başlıyor? Tutucumuz, takımımızın arkası ve şaftı ve tutucusu çarpmayacak şekilde ne kadar? 1 mm emniyet payı verdiğimiz için yavaş yavaş. Önce 3 eksen başlıyor. 3 eksen geliyor, geliyor, geliyor. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi yatırıp çarpışmadan uzaklaştıkça da dik hale getiriyor. Ve şurada yavaşça izleyecek olursak bütün takım yolunu değil sadece bulunduğu seviye tabii ki bu helisel gittiği için bunu yapmak mümkün değil. Çok hafif devam edecek olursak Gördüğünüz gibi parçamızın geometrisine bağlı kalarak 3 eksen guiding curves operasyonunu operasyonun içinden 5 eksene nasıl çevireceğimizi görmüş olduk. Evet, guiding curves operasyonunun 3 ekseni ile ilgili basit pratik bir takım yolu oluşturduk. Şimdi burada ne yapmıştık? Komple buradan buraya kadar yüzey için vermiştik. Burada nasıl bir şey yapmak isteyebiliriz? Buradan tekrar copy diyelim veya e, yeniden insert operation diyelim ve bir tane daha guiding curves operasyonu yapalım. Mesela bölgesel çalışmak isteyebiliriz. Şuradan şuraya kadar, okey. Ama yüze olarak tabi bunları da vermek istediğimi belirtiyorum. Verdim. Guiding Curve yine takım ekseni Z ekseninde olacak şekilde 3 eksen. Şimdi Guiding Curve'de Morph şöyle komple seçmemize dahi gerek yok. Şundan orta tuşa bastığımda ikinci gayda geçer. Buraya gel diyorum. Şimdi zigzag Tabii ki. Çünkü böyle gidecek, böyle gelecek, böyle gidecek, böyle gelecek bir takım yolu istiyorum. Ve yana kaymayı da 0.5 mm yapalım. Burada gördüğümüz gibi along guide yani guide'lar doğrultusunda bir takım yolu çıkartacak. Generate diyelim. Gördüğümüz gibi yüzey formları daha karmaşık olabilir, hiç önemli değil. İstediğiniz formda bir yüzey olabilir. Gördüğünüz gibi aradaki yüzeyleri de bağlıyor. Sonra burada mesela along guide değil opposite guide diyelim. <laughs> Diğer guide'ın da boyu aynı olduğu için aynı şekilde bir takım yolu çıkıyor. Burada gördüğümüz gibi zigzagla ve sadece seçtiğimiz ara yüzeylerle nasıl bir takım yolu oluşturacağımızı görmüş olduk. İstediğimiz gibi yine 5 eksen bir şekilde de takım yolu burada çıkartabiliriz. Tutucumuz çarpıyorsa yine ne yapıyoruz? Gidip buradan e e tilt and retract deyip retract dersek tut takım çarpıyorsa oralara takım yolu çıkartmaz. Tilt and retract dersek tezgahımız 5 eksense gidip oraya takım yolunu takımı yatırarak çıkartmasını sağlar. Report collisions ise çarpışma olan yerleri tutucunun çarptığı yerleri bize ekranda renkli olarak gösterir. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.